Bence biraz daha kalmalıydın hastanede. Dedim ya, kalamam. Çalışmam lazım. İyi günler Kenan Bey. Merhaba. Ben üniversite okuyorum da okul harcımı çıkartmak için kitap satıyorum. Bir kitap almaz mısınız? Alırız tabii. Alırız tabii ki. Var mı başka? Evet, standta bir sürü var. İsterseniz gidebiliriz. Olur. Tabii ki. Hadi gel. Orhan Veli var. Benim o güzel havalar mahvetti. Ben severim Orhan Veli. Bunu alalım. Alalım. Ben de bunu kapıyorum. Cahit Külebi, bütün şiirler. Bende özel banısı var da. Başka neler var? Oğuz Atay. Ha, o bende. Yok, kusura bakmayın. Bu satılık değil, araya karışmış. Onun bende özel bir hatırası var. Bunun yerine size Sabahattin Ali, Yeni Dünya. Olur, alalım. Şöyle yapalım mı? Ben bunların hepsini senden satın alayım. Sen bana numaranı ver. Sonra bir şekilde hallederim. Nasıl fikir? Olur. Tamam. Tamam. Yazmak ister misin? Evet. Buraya yazdım. Öyleyse alıyorum. Evet. Yardımcı olayım size. Hoppa. Okey. Budur. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür. Görüşmek üzere. Yalnız oradaki Atilla İlhanları ayır. Onlar benim. Peki. Kenan. Bugün için teşekkür ederim. Sen orada olmasaydın ölmüştüm. Leyla, git başımdan. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak. Seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım. Biraz çirkinim. Leyla, git başımdan. İstemiyorum. Aysel, git başımdan. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak, seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Aysel, git başımdan, istemiyorum. Doğrusu ve yakışanı bu. Atilla İlhan şiirlerini istediğin gibi değiştiremezsin kendi olsun. Biliyorum değiştiremeyeceğimi ama benim için... Bütün şiirlerdeki kadın isimleri artık Leyla. O zaman şenlik dağıldı. Bir acı yel kaldı bahçede yalnız. Ah, ah. Ne güzel şiir. Al bakalım. Hepsi bu kadar mı? Hepsi bu kadar. Sağ ol. Rica ederim. İlaçlarını almayı unutma. Unutmam. İyi günler. İyi günler. Savcım. Sağ olun ya. Camınızı yaptırdık, anahtarınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ ol. Refik komiser. Ne yaptınız? Kulübeden bir şey çıktı mı? Oyuncaklar var savcım. Onlarca oyuncak. Ne anlama geliyor, neden buradalar bilmiyorum ama bir sürü oyuncak var. Ya bizim kaçan vardı ya, görgü tanığı İdris. O oradaydı. Sen ekibe söyle, her yeri araştırsın. Arıyoruz, arıyoruz. Savcım, bu arada siz iyi misiniz? Ben iyiyim. Boş ver beni şimdi. Olay yerine söyle. Ya gözlerini hiçbir şey kaçırmasınlar. Etrafa da sorsunlar. Ya, kulübeye giren çıkan olmuş mu? Gören olmuş mu? Tamam. Emredersiniz. Emredersiniz savcım. Ben dosyayı hazırlar hazırlamaz bizzat kendim getireceğim size. Tamamdır. Haberleşiriz. Sağ ol.
kız vardı ya. Savcı mı? Hmm. Kenan'a aşık oluyor galiba ona. Kalbi küt küt atıyor onu görünce. Bu hiç iyi olmadı. Niye? Durduk yerde kızın başını da derde sokacağız. Resmen suç ortağı diyecekler. Doğan, şu cinayet olayı düşündüğümüzden çok daha fazla büyüdü. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten gözüm korktu bir ara. Bir de sen kalkmış diyorsun, yeni başladık. Neyi yeni başladık ya? İçim sana yardım etmek istiyor. Ama aklım... İdris dur, bir düşün diyor. Bu işin sonu kötü diyor. Anladım. Bana bak. Ne görüyorsun? Doğan'ı. O Kenan denen herifin benim neler çektim konusunda fikri yok. Esasen sanki intikam almamız gereken kişi oymuş gibi geliyor bana. Ya o ne demek şimdi? Bu kadar senedir orada sefa sürmesinin bir karşılığı olmalı değil mi? Onun ne kabahati var? Benim kabahatim nedir? Yeri göğü yırtan o bütün çığlıklara benim kulağımda hala. Sen de orada değil miydin? Hı? Oradaydın. Çocuklar hadi. Yanımda var. Kalkın. Anne. Anne anne. Anne. Anlasa beni İdris anlar dedim. O yüzden buradayım ben. Ama eğer yollarımız ayrılıyorsan gidebilirim. Hiç problem değil. Ayrılmak yok. Ölünceye kadar beraberiz. Ölünceye kadar. İdris usta, şunu çok iyi anlaman lazım. Biz cinayet işlemiyoruz. Mazlumların ahı var orada. Onlar burada değiller. Biz buradayız. Öyle diyorsan... öyledir. Zeynep,
Ben ne yaşarsa görüyorum. Yaşıyorum. Ama onun benden haberi olmayacak. Kocaman bir boşluk bulacak sadece. Unutma İdris Usta. O herifin içinde bulunduğu bedenin gerçek sahibi benim. Lan sen! Susmayan vicdanın sesi. Ne istiyorsun oğlum benden? Ya da o ses susturacak kişi bilmiyorum. Sen karar ver. 7 Eylül 1995 tarihinde ne oldu? Ben ne olduğunu biliyorum. Ama bunun bir önemi yok. Önemli olan sizin ne olduğunu bulmanız gerektiği. Tamam oğlum, geçti. Geçti, sakin ol. Tamam, tamam. Bak canım oğlum, neden böyle yapıyorsun Kenan? Benim adım geldi, anlamıyor musunuz? Benim adım da ol, kaç kez söyleyeceğim. Rus kelime söyleyeceğim size ya. Turan böyle olmayacak, doktora gidelim. Ne doktor? Ben doktor falan istemiyorum. Ben doktora gelmeyeceğim. Siz gidin, ben siz. Tamam, tamam oğlum, sakin ol. Sakin ol, tamam. Tamam oğlum. Anlasın. Bak evimizdeyiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Tamam. Sakin ol. Allah'ım ne olur. O günleri bir daha yaşatma, yalvarırım. Yalvarırım, yaşatma. Eğer Doğan döndüyse Kenan'ın bundan haberi bile yok. Kenan bunun farkında bile değil. Etrafa sordurdunuz mu? Kulübeye giren çıkan birini gören olmuş mu? Yok efendim, kulübenin yanında sadece bir ev var. Arada bir meczup girip çıkıyormuş sadece. Onun dışında ne bir kimseyi görmüşler, hiç kimse bir şey bilmiyor. Tamam. Sağ ol. İyi geceler. Refik komiser. Sen her şeyi bana haber ver. Ne olursa olsun. Saat kaç olursa olsun beni ara. Anladım. Merak etmeyin efendim. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Senin yüzünden düştüm. Şu hale bak baba. Bu değilim ben de olmaması lazım. Nasıl ya? Nüket, çok acayip bir şey oldu. Bizim şu şey vardı ya, katil. Mail atmış bana. Evet evet, manifestosunu yollamış, okuyun diyor. Bilmiyorum, bence de yani uydurup bir şey olabilir ama bayağı yazmış ayrıntısıyla. Yani işleyeceği cinayetleri yazmış falan. Tamam, tamam, gelince konuşuruz, tamamdır. Bay bay. Ne haber oğlum? İyi baba, senden? İyiyim, iyiyim, gayet iyiyim. Hayırdır? Hayır, hayır.
Geçen seni gördüm ya, içime bir kurt düştü. Ne kurdu, ne oldu? Ya biraz sıkıntılı gibiydin, dalgındın. Ha? Yok, iyi miyim, bir şeyim yok. Belki bir derdim vardır, sıkıntım vardır. Annenin yanında da konuşamamışsındır. İyiyim baba, bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Çok öz önünde birisin. Stresli bir iş yapıyorsun. Anlamazsın, bütün sıkıntılarını içine atarsın. Baba ne oluyor? Bak ne diyorum biliyor musun? Tanıdık bir psikiyatrist var. Bir gidip konuşsan. Ha? İyi biri, yani en iyilerinden. Psikiyatrist mi var? Hı? Sen ciddi misin şu anda? Evet, ne var bunda? Baba oğlu için endişelenemez mi? Hayır, endişe edebilir tabii ki de, yani psikiyatr çok şey değil mi ya? Yani bir yemeğe götürürsün, baş başa konuşuruz, orada bir dertleşiriz falan, bir garip bir şeyden bahsettiğini. Bence farkında değilsin baba. Hemen yukarı çıkıyorum, üstümü alıp geliyorum. Tamam, tamam. Oğlum, kötü bir şey söylemiyorum bak, yanlış anlama. Biliyorum, biliyorum. Problem yok, şaka yapıyorum. Haydi. Senin için diyorum ha. Endişeleniyorum sadece. Anladım anladım. Biz görüşemiyoruz senden çoktandır. O yüzden sen bir koptun benden. O yüzden olmuştur. Çıkmam gerekiyor benim. İstiyorsan kal ama. Yok, ben de çıkıyorum. Okey, haydi. Telefonu aldık, onu aldık, anahtarı aldık. Hepsi tamam. Bu nereden çıktı? Bilmem. Bir arkadaşım hediye etti. Kim? Ya, ne yapacaksın, kim olduğunu? Üstünde Zeynep'e yazıyor. Ali'ye de yazabilirdi yani. Eski de bir şey zaten. Antikacıdan falan almıştır. Çıkıyorum ben. Sağ ol Büşra'cığım. Leyla Temel'le mi dönmüş İstanbul'a? Öyle görünüyor. Bakalım Tahir çıkınca ne olacak? Ne olacakmış? Hı? Ne olacak? Yani babacığım, Tahir yaşananları pek unutmuş değil. Hayır, unutmasa ne yazar ya? Ha? Ne yazar unutmasa? Ne yapabilir Leyla'ya? Ben hayattayken kimse Leyla'nın kılına dokunamaz. Bunu düşünenin bile aklını alır. Tamam, başlama gene sabah sabah. Daha çocuğun ne zaman çıkacağı belli değil. Hacer dur. Bunu ben alayım da sen Ekrem'e daha açık koy. Doktora çık içecek. Tamam. Tövbe çıkınca seni kapının önünde beklerim dedim mi demedim mi? Dedim. Kardeşim. Geçmiş olsun Tahir abi. Aslan kardeşim be. Ekrem, sen tok karnına olan ilaçları aldın mı? Aldım abi. Ha, aldın. Ben sayıyorum onları teker teker. Al bakayım hadi. Tövbe tövbe. Vallahi şaştım ben de bu ilaçlardan ha. Ya ne şaştın? Doktor ne dedi? Hepsi zamanı zamanında alınacak dedi. Leyla geldi, Leyla.
Oo, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Günaydın. Ay, nasılsın baba? Daha iyi misin? Hoş geldin kızım. Vallahi iyiyim, iyiyim de şu ilaçlardan da bir kurtulabilseydim. Günaydın kızım. Aç mısın? Sana bir şeyler hazırlatayım mı? Yok yok, değilim. Baba, seninle bir şey konuşmam lazım. Benim biraz yürüsek mi? Yürümeyin kızım. Bak, ortalık çok güneşli. Yorma adamı. Doktor yormayın dedi. Yalnız konuşmam lazım. Yalnız mı? Aile içinde ne yalnız yavrum? Şahin de bir müsaade et az ya. Tahir'le mi ilgili konuşacaksınız? Merak etme, Tahir'le ilgili değil. Geç kızım, geç. Gel. Bak, ilaçlarını içmedi, içir. Hemen fırsat buldun ya, hemen şipile. Hayırdır kızım? Bir şey mi oldu? Şey ya. Sana bir şey soracağım. Hamdi Atılbay cinayeti, biliyorsun. Evet. Siz hiç tanışıyor musunuz? Ya daha önce tanıştınız mı? Yok kızım. Yani nereden tanıyacağım? Şimdi ne oldu? Neden böyle bir şey sordun? Soruşturma esnasında böyle bir fotoğraf bulundu. Ne veriyor? Fotoğraf. Fotoğraf mı? Nereden buldun onu? Hatırladın mı? Aşağı. Hatırladım ya. Bak şimdi hatırladım. Ya bu bizim Orhan'la arkadaşı. Beraber dükkana gelmişlerdi. Vay be. Allah seni var ya. Nereden buldun bunu ya? Beraber böyle iş kuracaklardı. Bu gıda toptancısı mıydı neydi ya? Vay be. Adı neydi? Neyin? Şirketin. Kurdukları işin. Allah. Aa, onu hatırlayamadım kızım ya. Bir düşün. Belki hatırlarsın. Yok. Vallahi hiç aklıma gelmiyor. Önemli bir dava baba. Her detayı bilmem lazım. Aman Tanrım. Sakin olun, sakin olun. Bunun gerçekten o olduğunu bilmiyoruz. O detayları bizden başka kim biliyor? Herhangi biri. Savcılığın içinden biri olabilir, polisin içinden, ne bileyim adli tıptan. Herkes olabilir. Bu maili bana at. Tabii ki atmayacağım. Ne demek atmayacağım? Çünkü yayınlarsın Nüket. Elbette yayınlayacağım. Eğer bunu okumazsak canlı yayında birini daha öldüreceğini söylüyor. Tabii ki yayınlayacağım. Nüketçin, bak bu adam gerçekten katilse ve bu onun manifestosuysa ne olur biliyor musun? Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Rating rekoru kırarız. Aynı zamanda bir katilin sesi de olmuş oluruz değil mi Nüket? Adam bunu istiyor zaten. İstemiyor mu? Evet, bunu istiyor ve bunu senden istiyor. Yani sorumuz şu. Bu adam neden seni seçti? Niye olacak? Yani benden daha popüler biri ben mi bu konuda? Yok. Asla. Halk sana güveniyor. O adam da. Bu yüzden seni seçti. Birileri geliyor. Tahir mi o? Tahir mi? Tahir! 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 Oğlum. Bugün mü çıkıyordu abi? Vallahi bilmiyorum ki kızım, kimse bir şey söylemedi. Oğlum, oğlum, oğlum. Oğlum, şükür kalın. Oh, güzel oğlum benim. Gözünüz aydın. Niye haber vermedin çıkacağını? Niye söylemedin? Biz seni davulla, zurnayla karşılardık. Güzel oğlum. Ekrem. Ekrem, bak oğlumuz geldi.
geldin oğlum. Oğlum niye haber vermedin? Alırdık oğlum, seni karşılardık. Oh, oh benim canım oğlum, canım oğlum. Oh, kurban olduğum benim. Oh. Geçmiş olsun. Herkese geçmiş olsun ya. Hapislik geçiyor Sayın Savcım. Bazı şeyler geçmiyor ama. Geçtiği kadar artık. Gel bir daha öpeyim. Ben gitsem iyi olacak. Gitme Leyla. Bak abin geldi, beraber yemek yiyelim. Siz ailecek yersiniz. Ne bakıyorsun Şekil? Gel oğlum gel. Gel kız, otursana, kocan ayakta kaldı. Çekil şu arabalara, yolu kapatıyorsunuz. Ne bakıyorsun suratıma? Çeksene arabayı. Nasıl bacım? Ben senin bacın falan değilim. Çek arabayı. Oğlum o pırasalı börekten yapalım mı sana hemen? Annem ha? Ne kolayına gelirse ya. Tamam, soğuk ayran aşı da yapalım. Tamam. Soğuk. Hoş geldin oğlum. Hadi gel. Koş koş. Sorma sorma. Gel. Bak Gökhan arkadaşım, baba içeride tanıştık. 10 numara güzel adamdır kardeşim benim. Estağfurullah. Hoş geldin tekrar evine oğlum. Hoş geldin. Hayır. Son lafım bu, hayır. Yayınlamıyoruz. Katli suretle bu haber yayınlanmayacak. Nokta. Bitti. Bence de aynen. Savcılığa haber verelim. IP adresinden, mail hesabından, bir yerden belki bir şey bulurlar. Saçmalama. Delirdin sen herhalde. Yok yok, gayet mantıklı bir şey söyledi. Arkadaşlar saçmalamayın. Nükhet'cim sen ne istiyorsun? Yani bu adam sokaklarda geçsin ve birini mi öldürsün istiyorsun illaki? Hayır, bu adam birini daha öldürsün istemiyorum ben ama bu konu hakkında sen ne istiyorsun onu çok anlayamıyorum. Sen ne istiyorsun? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Nükhet, sen gerçekten ne olmasını istiyorsun, söyler misin? Bir. Ben bu cinayet devam etsin falan istemiyorum, tamam mı? İnandık, okey. Türkiye bizi izlesin istiyorum. Rakip kanalları ezip geçmek istiyorum. Para kazanmak istiyorum, işimi yapıyorum ya. Anlatabildim mi? Çok özür dilerim, ben tamamen yanlış değerlendirmişim. Doğru, bunlar gayet masumane istekler. Benim hatam, pardon. Sen istemiyorsun sanki, ha? Ben de istiyorum ama bunun bir... Arkadaşlar bir saniye, aması falan yok. Sakın bana şu anda yayıncılık ilkelerinden ve ahlakından bahsetmeye kalkmayın lütfen. Ben tam olarak doğrudayım. Ahlak dediğiniz şey orta sınıf için icat edilmiştir. Ben inanılmaz orta sınıfım. Ben hiç değilim. Arkadaşlar bir durabilir miyiz bir? Bir durun bir. Şöyle yapalım mı? Duruyoruz, düşünüyoruz, bekliyoruz, tamam mı? Yola bırakıyoruz, yol kendini belli eder. Bir ne olacağını görelim. Ama önce sakin olalım, tamam? Anlaştık mı? Nükhet. Savcılıktan bahsetmesin, savcılığı unut. Tamam, tamam. Sen de okey misin? Okeyim. Güzel. Anlaştık. Çıkalım biz artık. Hadi. Üçümüzün arasında. Hı hı. Şimdi beni iyi dinle. Şimdilik aramızda, tamam mı? Çünkü katilin elimizde manifestosu var. Sosyal medya hesaplarından bir iki fake hesaptan bu haberi dolaşıma sokalım. Bakalım millet ne diyecek? Kenancığım bir şey soracağım. Odasından çıktığımız 35 saniye falan oldu. Sence Nükhet kaç kişi aramıştır katilin manifestosu elimizde diye? En az 3. En az değil mi? Bayağı en az. Günaydın savcım. Günaydın. Benimle gelir misin? Tabii. Benim Hamdi Atılbay'ın ticaret sicili kaydına ulaşmam lazım. Kurduğu şirketler, ortaklıklar... Ne almış, ne satmış, her şey.
Ben yazısını yazarım savcım. Talep ederiz ilgili makamlardan. Acil biraz. Peki efendim. Sayın savcım, imzalamanız gereken dosyaları ben masanıza bıraktım, bilginize. Tamam, çıkabilirsiniz. Evet. Canım. Günaydın. Günaydın. Nasıl oldun, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ha? Gerçekten. Toparladım ya, iyiyim. Of, vallahi yanında olamadım diye aklım sende kaldı ya Leyla. Ne olacak canım? Sağ ol. Ne yaptın sen? Bana da gelmemişsin. Ne yaptın sen? Tek başına mı kaldın? Ya sen benim şu an çok işim var. Sonra konuşsak. İyi tamam. Benim de duruşmaya girmem gerekiyor şimdi, tamam? Aa, şeyi soracağım ya. Sen evi ne yaptın? He. İstediğimiz fiyata düştüler. Adam eski hakimmiş. Savcı olduğumu duyunca. Çok iyi. Oh, bitti bu iş o zaman. De ben daha karar veremiyorum, bilmiyorum. Aa, neye karar veremedin ya? Mis gibi ev. Hayatım, bu karar vermek niye bu kadar zor? Zor. Kenan Öztürk'ün yan villası. Has. Şaka yapıyorsun. Vallahi, o yüzden tereddüt ediyorum, bilmiyorum. Gerçekten mi? İyi yani. Yan ev, revir o zaman. Yasemin, hadi gerçekten işim var. Tamam, tamam. Bana bak, konuşuyoruz bu konuyu, tamam mı? Tamam. O evi de tutacağız. Alo. Ne? Ne manifestosu? Allah Allah. Hangi kanala gitmiş? Tamam, ben ilgileniyorum. Sayın savcım, bulabildiniz mi katili? Haberler doğru mu? Hangi haber? Sosyal medyada dolanan haber. Güya katil olduğu iddia eden biri size mail atmış. Bize atmadı, bana attı. Ne diyor? Haberi canlı yayında okuyun diyor. Böyle bir şey olmayacak. Sayın savcım, yetki alanınızı aşmayın lütfen. Yemeğimi hazır mısın? Kenan Bey, o olduğundan emin miyiz ki? Hani kuvvetli delillerimiz var ama manyağın biri de olabilir, evet. Gönderir misiniz bana da, ben de bir okuyayım. Hayır. Kenan Bey, elinizde delil olduğunun farkında mısınız? Belki o delil sayesinde biz adamı yakalayabiliriz. Ekipler kim olduğunu tespit edebilirler. Hem de size katili koruduğunuzu hatırlatmamı ister misiniz? Tamamdır, göndereceğim. Sağ olun. Bekliyorum hemen. Refik komiser. Canlı yayında manifesto okumazsa bir cinayetten daha bahsediyor. Bir araştıralım bakalım sayın savcı. Ben bu mail adresini siber şubedeki arkadaşlara vereyim, baksınlar. Onlar nereden atıldığını bulur. Bir de uzman psikiyatrist bulun. O da bir baksın, görüşünü alalım. İyi dediniz savcı. Acele hareket edelim. Hızlı. Hemen, hemen efendim. Uyuz musun sen? Yo savcım, niye ki, ne oldu da? Ne bileyim, kaşınıyorsun ya, ondan dedim. Ben yemeğe çıkıyorum. Tamam savcım. Oğlum nasıl duruyorsun karşısında ya? Adam gibi dursana. Taktı sana, haberin olsun, ona göre. Hadi. Sosyal medya fena. Yani şu kadarcık bir dedikodu bile fena yürüdü. Ne diyorlar? Okuyun diyorlar. Canlı yayında okuyun diyorlar. Şaşırmadım. Nasıl şaşırmadın? Katil zeki bir oğlum. Ne yaptığını biliyor. Pelin, gelir misin 2 saniye? Ne yapmak istiyor abi? Bizi suça alet etmek istiyor. Çünkü suçlu olduğumuzu düşünüyor. Ne yaptık ki biz herife? Sorun da bu.
Kenan Bey. Afiyet olsun. Hiçbir şey yapmadığımız için bizim suçlu olduğumuzu düşünüyor zaten. Abi anlamıyorum ben ya. Hangi konuyla ilgili ne yapmamız gerekiyormuş? Onu da biz bulalım istiyor. Sen bu adamla yemeğe falan mı çıktın bu kadar? Yo yani. Biraz üzerine düşününce, empati kurunca buraya varıyor insan. Abi ben empati kuruyorum. Bu adam günün sonunda bir katil. Ve ya delik deşik olacak ya da kodesi boylayacak, bu kadar. Konu değil ki. Ne olursa olsun bunun konuşulacağını biliyor ki bu da oldu. Daha da önemlisi daha yeni başlıyor. Göreceksin. Bir dakika ya, bir dakika. Ben sana soracağım bir soruyu. Sen bu manifestoyu canlı yayında okuyacak mısın? Ben bu manifestoyu savcılığa yolladım bugün. Vay. Vay, vay, vay. Tahmin etmiştim. Nasıl tahmin etmiştin? O savcı kadın bayağı bir güzel. Kadının güzelliğiyle bunun ne alakası var peki? Güzel kadınların bütün konularla alakası olur. Nasıl ya? Bayağı senle katil gibi konuşup böyle restorana kadar getirdim yani. Ay böyle duyulunca daha da sinirim bozuluyor. Kızım bu flört ediyor seninle yani kendince. Bu flört etmek mi? Bu bildiğin zevzeklik. Kaç yaşındayız ya? Yani bir garip. Ay ne bileyim ya. Haklısın ya. Hakikaten artık... Ya şu çıkma teklifi geri gelsin ya. Ay vallahi yıldık, hani neyin ne olduğunu anlamıyoruz ki. Emlakçı arıyor. Ha. Tutuyoruz de. Ne diyeceğim? Tutuyorum, tamam da artık işte. Alo. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben henüz karar vermedim, o yüzden size dönüş yapamadım. Tamam der misin artık? Ne olursun hadi, tamam. O zaman şöyle yapalım mı? Benim çok vaktim yok. Sizi adliyede ağırlasam. Orada imzalasak sözleşmemizi. Tamam, teşekkürler. Oh ya, sonunda. Hadi hayırlı olsun. Bak bu ev sana çok iyi gelecek. Umarım. Sen ne yaptın? Pelin çıkar mısın dışarı? Nasıl gönderirsin o maili savcılığa? Nasıl yaptın ya bunu? Bir katille işbirliği yapmamış olmak için. Ya sızdırırlarsa? Ya başka haber kanallarının eline geçerse? Yapabileceğim bir şey yok Müket'ciğim. Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Başkasına okutacağım. Metni bulacağım ve başkasına okutacağım. Hı hı. Tabii ki yapabilirsin bunu. Gayet bu konuda özgürsün. Ama bir daha yüzümü göremezsin. Katli surette bir daha yüzümü göremezsin. Seçim senin. Kenan Bey'den intikam alacaksın değil mi? Ne alacağım ya? Ne gerek var? Aa, ne oldu benim tanıdığım Leyla'ya ya? Ne yapayım ya Semin? Hani içeri mi atalım, tutuklayalım mı adamı? Evet, şöyle bir ters kelepçe. Kenan arıyor yine. Aa, aç bakayım. Buyurun Kenan Bey. Sayın savcım, size yolladığım maili herhangi bir haber bülteninde görecek olursam sizinle çok büyük uğraşırım. Şimdiden söylüyorum. Siz az önce bir cumhuriyet savcısına tehdit mi ettiniz? Aynen öyle yaptım. Centilmenlikte bir yere kadar değil mi? Sonuçta ben de işine sahip çıkmaya çalışan bir beyefendiyim. Bana güvenebilirsiniz. Herhangi bir basın kuruluşunun eline geçmeyecek. Peki, güzel. Bu arada çalıştığım yerde sizin güzelliğinize dayanamayıp sizinle işbirliği yaptığıma dair iddialar dönüyor. O kadar iradesiz olmadığınızı biliyorlardır. Bilmem, belki de haklı olabilirler. Güzelliğinizi gördüler. Keşke güzel olduğunuz kadar vefalı da olsaydınız. Size iki defa iyilik ettim. Bana teşekkür bile etmediniz. Yani ettiniz de öyle değil. Bu konu üzerinde çalışıyorum. Nasıl çalışıyorsunuz? Bir talimat mı bekliyorsunuz? Şu adamı bulalım.
Ben sizinle sonra ilgileneceğim Kenan Bey. İyi günler. İyi günler. Ben sizinle sonra ilgileneceğim Kenan Bey. Yapmışım.